Cümleden selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün pazar, günlerden pazar. Dün akşam yağmur yağdı. Biz böyle eniştemlerle yürüyüşten geldikten sonra eve çıktık. Anam balkona bir çıktım. Her yer böyle ıslak. Yağmur yağıyor şakır şukur. Maşallah çok şükür gene yağdı. Yerler biraz olsun. Yağmura doydu. Çok yağmadı ama gene de yani iyi. Bak hemen guru yuvamış yerle. Biz annemden gene çıktık, böyle gidiyoruz. Anne ne oldu? Neyin var? Hasta gibisin ya. Uyudun baksana. Ne? Ben de susmuş. Evet, çok mu uyudun? Ne uyuması be? 12'de yattım ben. Şu göz, zaten göz doktoruna gideceğiz gene yakın zamanda. Mecbur. He, gözlerin şişiyor senin. Katarak var ya bir de. Çok fazla şey yapamıyor herhalde. İşte böyle gene. Nereye gidiyor? Ne bileyim, çırtık yola bakalım. Nereye götürürsün, oraya kadar. Hadi bakalım. Nereye gidelim inşallah. Biz gidiyoruz şimdi. Bakalım belki Ebrugil'e doğru gidebiliriz. Yani %90 oraya gideceğiz de daha belli değil tam ne yapacağımız, ne edeceğimiz. Hadi bakalım biz gidelim oraya doğru. Babamı alacağız. Anne sen arkaya geç istersen, babamı alacağız ya. Geçiyorum o zaman. Ha tamam. Ay, ne? Benim göstermem mi? Ney? Evet, Yaren'e ben yaptıydım. Eyvah. İnan ki onu ben nasıl atayım şimdi değil mi? Atalım mı? Onun yerlerdeydin ha yavrumu. Evet. Bakın böyle şeyden yani devrekte böyle Luna Park'ın oradan topladıydım böyle çiçekleri. Böyle şu şeylerden de yulaflardan da böyle bir buket yapmak istedim ama kuruyunca küçücük kalmış inan ki. Niye öyle de ya? Yok anne, park lambası arızalı. O yüzden. Oğlum 5 dakika gösterseydin. Bugün ya. Pazar, her yer kapalı. Eyvah. Yarın gideceğim. Yani yok o çalışıyor aslında. Niye öyle gösteriyorsa, baktım ben onun lambaları yanıyor mu diye. Yanıyor hep bütün lambaları. Olsun, gene de bir gösterelim. Bir yerde şosem var, ne varsa. Allah'ım. Ha gitmek lazım, bir göstermek lazım. Hadi biz elektrik yolumuza çıkalım. Allah korusun. Ya her şey olur. Yapmam. Hadi bakalım ben gidiyorum şimdi, babamı alacağız. Çay dermenindeydi. Hadi onu alıp ondan sonra çıkalım yolumuza. Hayırlısı inşallah. İnan ki yağmur geldi. Ebru biz geldik. Gel. Ana yağmur geldi. Anne biz neyle iş yapacağız? Aman. Attas derdi Attas. Allah aşkına nerede bu? Atlas sen ne yapıyorsun? Ah cizmeleri giymiş, hazırlanmış. Ne oldu? He? Aa o çiçekler ne? Atlas. Hadi. Ne iş yapacağız biz burada? He? Kolay gelsin. Atlas eziyorsun her yeri. Oluş. Kaçıncı biber aktardı? Sabahtan beri. Ebru siz niye öyle şey yapıyorsunuz? Ya şey. Atlas burada dur, gel. Buraya gel. Buraya gel. Gitme. Annem onları suluyor. Ergun nerede? He? Ergun? Orada kazıyordu şey. Ama yağmurda ne diyeyim? Ya Atlas ne ettin ya? Yürüyemeye Ebru, yürüyemeye. Kolay gelsin işin. Yürüyemeye bak. Ya, biber. Biberleri eziye. Uşaklığın işi yapılır mı o? Ya başıma bir direnç. Bir de sen çıkarmasaydın Bela. Bir de ezdiği biberi sula ya. Atlas buraya gel. Gel oğluş. Gel. Gel Atlas. Emre bak da uzatmışlar domatesler. Emre maşallah domatesler. Atlas gel gel. Hadi ben gidiyorum, gel gidelim gel. Hadi bay bay. Hadi git oğlum. Hadi gel. Hadi bay bay Atlas. Gel gel. Bay bay yapıyor. Gel. Allah Allah. Tek böyle gömüyor. Hadi gel.
Kral ol. Gel yapma. Selamun aleyküm enişte. Yüzü çok sert lan. Hı? Yüzünde yüzü şey de dibi gibi görsen var ya beton. Dönme dibinden bakalım. İçinde var. Teneke götüreceğim. Suyuna. O zaman geçmez. Gene kök varsa baba. Yok yok kökten değil o. Vuru, vuru. Toprak çok sert. Çok sert. Yıllardır sürüm yapıp. Sen tenekeyle... Ya da ondan kazacaksın ondan olur öyle. Yok ya. Yok süpürgeyi suyu götüreceğiz. Ha. Su dökeceğiz. Sulu sulu. Ha. Vıcık vıcık olacak değil mi? Vallahi şimdi yağmurda da ya. Olur olur. Olur mu? Yağmur yağ ya baba biraz duraksızsın mı? Yani duraksa o ağaçın bugün o kadar pek bir şey yok. Burada yok da şurayı açıp gittin mi? He. Babacım şimdi bir tane burayı dikiyoruz diyor. He. Bir tane şurayı. Bir de bir kol dikiyoruz diyor. Bu üç. İlk ağaçtan altı. Değil mi? Kaç metre yapalım oğlum? 2 metre. 3 metre yeter mi? 3 metre yeter işte. Ha? Şöyle şöyle. Şey yeter. Büyüğün olduğu yeter mi? He. Büyüğü açtım okudu. Evet. Eskişehir'in olduğu yer işte bu lan. Burası Eskişehir'in olduğu yer. Bu ya belki daş atmış oldu. Daş var orada. Evet. Onun seviyesi de kötü biraz aşağıdan olur şurada. He. Daha sonra olur. Şöyle hiç bu daha aşağı alıyor. Valla daş da uçmuş biliyorum. Daş da olur. Yerlerde daş. Şey yapma. Ha, daştan yaptım bunları ya. O zaman da bunları damada kaldı. Bunlar şöyle bir. Yeni geldi. Bak, bunları yine duruyorlar. O ne be? Ebru? O neydi? Toz bulutu gitti ya. Dündü o. Allah Allah. Ana Abbas nerede? Kimden? Ebru bunlar şimdi bu yağmurda ne iş yapacaklar? Allah aşkına dünyanın günü bugün mü? Çok yağıyor. Biz de işi bulduk diye ne seviniyorduk ya. Sana da aferin. Bembeyaz Puma ayakkabılarından ya. Buraya mı girildi? Hem de meslerimi bulamadım. Meslerin nerede senin? Islanmışlar ya. Bembeyaz Puma ayakkabıyla bahçeye girmiş Ebru. Bunları? Ama şeye küçük almışım ben bunları da. Ne zaman aldın? Ne zaman aldın? 2 sene falan oldu. Ha 2 seneden beri gene de beyaz duruyor Ebru aferin kız. Hiç giyemedim ki. Ayağıma vuruyordu. He. İyi maşallah canlanmış. Serenaz ama şu zartalıkları falan bütün atlas kırmış. Gördü. Siz niye uşağı sokuyorsunuz Sera'ya? Aman, ne bileyim, ben işte. Allah Allah. Bunlar neyle yapacağınız da satacağınız da? Allah aşkına Ebru. Beyadava. Biz uyanasıya kadar pazar bir şey zaten. Öğleden sonra satarsınız ucuz fiyatta. Anca akşam bakar oluyor ya. O olabilir. Allah'ım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Siz gene bunları yanlış yapıyorsunuz. Hortumla beraber eziyorsun onları sen. Çekeklerken. Ama şey zaten. Bu sene bizim çok acemeliği geldi. Bir de sulama kanalı yok. Neydi o? Ne değil ama. Damlama suları. Damlama şeyimiz yok. Ay. Ama suyumuz iyi. Şöyle şuraya şey yapıyorum. Hani buradan doğru oturursunuz. Suları sularsınız Ebru. Hani böyle yapıyor zaten. Hı hı. Ortaya da sandalye. Bak burada taburesi var. Oraya da bir tane tabure. Bilmiyorum ki Nermin ablam geliyor işte. Nermin abla biz iş yapmaya diye geldik. Yağmur geldi. Biz mesaiye başlamadan gidelim mi? Saat doldurmadan Ebru gidelim mi? Saat dolarsa şimdi ücrete giriyoruz ya. Yağmur geldi. Eyvah. Nermin abla gel. Sen de beyaz puma giyseydin ayağına. Beyaz puma ile gelseydin. Hoş sen de. Geldiniz. Hoş buldun. Etmesene mi? Bak. Ben şuraya oturan da sizi çeker.
Çok ya ya çok. Nemlem sen ne aldın? Semizotu mu ekecek? İnan ki biz gibi sepeleye ve şuralarda, ortalarda falan bitsin. Ama her yerini sulayacaksın ya bro. Önce her yerini sulayacaksın bu kuma. Ha, bende de bir tane Ermin abla, bir de bana da ekiyor. Eyvah. Ay sırtı mı geldi? Semizotu ekiyoruz şimdi. Hanım yengem bir görsünler. Hanım yengem bir izlerle. Hanımın elinden aldı bu abi, gelmekle oldu. Hanım yengem size akıl versin. Onca sene Serel Ağa'da çalıştı. Neyin nasıl olduğunu biliyor o. Şu kenarları da orada ekti. Ermin abla ortaya ektin hep. Ektin mi? Mesela hanım yengen bilir mi bu biberin dişi mi olduğunu, erkek mi olduğunu, o, şimdi anlar mı? O şimdi o bana der ki bunları böyle şey almayın diye, mesela rahattan alın diye tek tek, şimdi bir de paketten alın ekini, melez olmasın diye. He, yani biliyor değil mi? Melez de biliyor. Melez çok dökmez, hakiki olacak. Bu domatesleri, biberleri nereden aldınız Nermin abla? Vallahi dün rahattan aldım devletten de. Ama şeyden girişten aldığım 20 lirayı oradan 28'e aldım. He, bak bunlar da iyi le. Bir tane de şey aldım, iki tane de fesleğen aldım. Bir de şunlar şey, Kalipso diye bir domates. Kalipso mu? Ha, çok çok yok. O nasıl bir domates Ebru? O yeşim gibi, ondan alıyoruz biz domatesi, niye yeşimden yazdık. He. Ondan çok güzel oluyor. He, Kalipso. Acaba nasıl domates ki? Salkım domates alsaydınız Nermin abla bir de. Yo, neden? O ne ya? Fesleğen mi? Ne güzel aldım. Kokuyor. Ay maşallah. Bunu şunlara bak. Yer bulalım Ebru bunlara. Hı-hı. Şu ağızda şuraya. Domatesin olduğu yere dikeceğim onlar zaten. He he. Fesleğen çok faydalıymış biliyor musun? Biberlerin köklerini falan güçlendiriyormuş. Dikin diyorlar. Ay suyu kapatan da gelen ben. Suyu ben mi kapatıveren Ebru? Yok yok. Ve ben sulayan o zaman suyu ve bana. Sen suyu kapat. Ebru ananı sulayacaksın. Ne diyorsun? Ananı sulayacaksın. Heh. Suyu kapatsın ha, ben de şöyle şunları böyle sulan Nermin abla siz bunları. Böyle. İşte şey biraz evcim. Ay çok sık dikmiş onları. Her şey çok sık Nermin abla. Ama o domatesler öyle olmaz. Bu domatesler, biberler çok sık. Biberler sık olsun. Biberler sık dikin diyorlar da. Ne domatesi o? Şey aldıydım, aşılı. Köy domatesi. Aha, şunlar köy domatesi. Ama Allah Allah. Şöyle. Ay Ebru. Hani ben bir tane aşılı 28'den aldım ya, 5 tane onlar yok. Onlar acım şu dışındaki var mı? Olabilir değil mi? Nerede dışında? Şunlar olabilir. Onlar çok güzel domates de. Aşırıla belli oluyor zaten anne. Şunlar dışındaki olabilir değil mi? 5 tane aldım onları. Eğer şu bak buradan aşı yapmışlar bana. Ona Emre 2 tane oluyor. 2 tane birinde şu aşılı sadece. Allah Allah. Anne ha? Şu aşılı. Nasıl aşılı ya Allah ki onları? Onları ayrı dikelim. Onları böyle. 2 dal dikiyorum onlara. Ama bir şey koymadılar mı yoksa diyor? Yok diyor, maşılı maşılı. Kaç tane aldın normal domates? 5 tane şey, ondan 10 tane aldım, şundan 5 tane diye aldım. Ama onun şey rengi falan farklıydı, biraz açık renkli o. Ama çok var burada 15 tane, bir tanesini. Ben var ya orada 600'e yakın para veriyorum. 600'e mi? Tam biri 28 lira. Oha! Kayboldusa domates ne oldu? Oraya baktın mı şeyin altına? Ya olmazsa dışarıda... Dondurucunun altına diyorum, baktın mı? Dondurucunun altına diyorum, ne diyor? Ben yaşamı kurdum. En iyisi dondurucunun içine bakın ya, burada domates fidelerini oraya mı attıydınız ki? Babalarımızda göl gibi oluyor. İnan ki, şimdi yemyeşli yarım saat doldu dok. O zaman eve bari çıkalım, normal misafir olalım. İnan ki Ebru yömye işte ya, ben bilmen artık Nermin abla.
Başım döndü kalkınca ayağı bir anda. Ne götüreceğim şimdi? Domatesleri istiyor herhalde. Çok sık domatesle. Ya ben sık gelen diktim, iyi gelen yeriz. Sıkı iyi olmuyor Ebru, onun seyri iyi oluyor. Ya. Onlar böyle dağ gibi oluyor la. Ama onlar sayılmaz hani. Tutarlar seni de çok acırım, üzülürüm. Açımdan bir şey yaptım ben. Nermin abla meslerini giymiş. Benimkine ıslanmış yağmurda. Ama biraz değil, 100 milyon aldım. Hı hı. Annem de 100 milyon aldı. 120 dediler. 100 milyonu aldı gibi böyle. Herhalde bilmiyorum ki. Zeyrek'ten 100 liradan aldım. Biz Gökçe Bey'den aldık. Büşra abladan aldık. Neydi o? Büşra abla mıydı? Adını unuttum. Ebru abladan. Ebru. Heh. Ebru abla vardı. Gökçe Bey'de. Hı hı. Ondan aldık. Hangileri kendi domatesiniz? İyi bak. Onlar bile güzel. Yani Emin abla. Şunlara baksa. Bunlar maşallah. Ektim kuvvete. Ondan bittiler. Hayır, bunlar kendi domatesiniz değil. Bunlar şey, he. Bunlar Gökhan domatesi. Bunlar Gökhan domatesi. Evet. Anne ne yapıyorsun ya? Olmaz evde. Çöküyorum bir de. Ben onu ne uğraştım be. Gökhan domatesleri de güzel değil mi? Ya dikişinden tutuyor. Allah Allah. Böyle olmaz. Maşallah. İyi ya. İyi iyi maşallah. Güzelmiş bu sene. Güzel güzel biberler. Ebru ben de baksana eski ayakkabılarımı giydim Allah'tan. Çamur oldu. Çamur gibi onlarla. Haha bunlar şey çorap gibi. Orayı kesersin. He? Ben dedim. Olsun yok bir şey olmaz. O kadar önemli değil Ebru. Baba yarım saat yömyeng doldu mu? Yarım saati doldurduk herhalde. Ne yapalım, hava şartlarından dolayı çalışamıyoruz. Ne olacak? Ebru yapacak bir şey yok, yarım saat doldu. Hmm, çikolata mı veriyorum? Hah sağ ol. Ebru çikolata verdi. Ağzında atlansın. Ne mi? Pek de atlanacağını düşünmüyor. Ne? Yarım saat gene dolu ya. Anne, o zaman bize bundan normal misafir edelim bugün. biz gidelim Enes. Köye bari gidelim biz. Köye gideceğim. Sen şey yapmayın o zaman. Sana ah. Enişte Ezyala. Atlas baksana ezdi her yeri. Anne senin çocuğun eziyor mu? Torunen. Senin çocuğun da ya. Torunen. Torunen ezi ya. Ayrıca buraya geliyor mu? Heh, aynısını ben dedim enişte. Ne güzel Allah'ım. Hiç mi aklın yok bunlar? Beyaz pumayla. Çok. Beyaz pumayla girmiş. Aklım olduğundan bu haldeyim ben. Şu domatesleri şöyle bir şey yapalım. Bir kere önce ödeyik. Isın eğilemiyor mu? Bakın nasıl ya. Ebru sen de sosyete gibisin. Allah Allah. İsterseniz biz de küveyelim. Mesai doluyor ya. Başka iş var mı? Odun parlatalım mı? Yok be. Şimdi kalkın yok. Odun parlatalım mı diye mesai saat. Evet, şeyden dolduruyorum. Köyde makine. Eğer saat kaç paraydı bilmiyorum ki. Çok. Annemin de işliyor mu? Çocuk bakıyor evde. Yok okuraması var yanında. Nermin abla sen onların dibinde toprak yok. Ama böyle oluyor. Ya da yok. Fazla doldurmayacağım. Emre yağmur gidecek mi? İnternetten baksan. Hayır. Bu çok yağışlı. Bu zaten full yağışlı gösteriyor. Aklınız ileride olduğu için o yağışlı dediğim halde adam çağırdım. Böyle boş boş yoğmayabilirsiniz. ya biz en iyisi köylere gidelim. Sayatlarda falan iş yaparız gene. Sıkıyor değil mi anne? anne dur Ebru. Tut tabii. Hayır öyle olur mu? Bir şey görmedim mi? Senin diktiklerini de gördük ya. Herkes birbirine bahane veriyor. Herkes birbirine bahane veriyor. İnan ki doğru. Adamın dükkanını açayım ha. Açma açma. Sen karışma ona kendi açma. Allah Allah. Biz ne yapacağız ya? Tüh. Bakalım ben hava durumuna be. Belki yağma Ebor. Biz 3'ten sonra gelelim Ebru. Ya da uyum bizde. Kalkasmıyor. Allah'ım yarabbim. ah Ergün eniştemin suçu ne? Ergün biraz seyrek o. Ben sende yumuşacak mıydı? Tamam dedin ya. Demedim mi? Demedim mi? Yorulma derken.
Biraz güvene bak. Bu sorgu melekesi gibi dur mu başta? Hey. Bu adam gene çalışıyor. Aynı annem gibisiniz inan ki. Babam bir iş yapıyor, bin bahane buluyor. Aynı siz de aynısınız Ebru. Siz buraya 5 milyarlık falan fide aldınız herhalde bu sene. Oludu. İnşallah satarsınız da Ebru. İnan kendi açlığını çıkar. Bakın benim toplum önünde diyorum. Sizin evin önünde gurulsam diyorum. Gurul diyorum ben sana zaten. Ev dövelersin ne olur. Neye dövsün ne? Götürsün. Yo bizim evin önünde yok. Enişte hiç satıcı. Herkes kendi şeyini satar. Ben ne yapayım? Ha, ya da toptan verirsin Ebru. Birisini satsın. He. Bu satacak da. Biz sağ müşteri buluvar Zebro. He. Oradan doğru var ya. Orada oturacak da beni rahat bırak. Yani telefonu da. Mutlu topladın mı? Evi süpürdün mü? Kuşuna baktın mı? Ama ne yapsın? Yani ticaret kurmuş Ebru baksana. Kadın girişimci. Oturuyor iki tane işçisi var. Yani, ne yapsın? Kadın girişimci oturuyor burada. Yönlendirici. Evet. Koskep'te kredi alıyor. Bu şurayı bir tane daha yaptırsınız gı. Yok be. Bırak. Ne? Allah aşkına. Baksana yapıyorlar anneyle babangille. Dün bir şey net değildim ben burada anne. Bak parmaklarıma cimancar diktim de. Ben öyle şey değilim. Hayır, sağlıklı. Bundan sabırsız olduğunu düşün. Sağlıklı. Ben yağmur yiyor ya. Allah yağmur yiyecek. Beklemedik ki. Ya aslında var ya. İnan ki böyle serada uğraşmak da zor. Bir de bunları toplaması da zor oluyor. Nermin abla yazdı sıcakta. Patlıcandan maşallah. Biberler de öyle. Dün bunlar puruşuktu ya. Salatalıkları bile bak onlar bile ölmüyor. Patlıcanlar çok güzelmiş ama çalışıyor. Patlıcanlar güzel güzel. Kara patlıcan. Şeyin yeri gitmiyor. Ama burada kemire yok gibi Nermin abla. Geçen sene değildi. Bir önceki aldık kattık. Burayı aslında siz var ya bir safra götürttüreceğiniz. Safra burada yakıyor. Olmuyor mu? Yani. Allah Allah. Sarı toprak ya. Ha garı toprak mı? Garı toprakmış. Eyvah. Biz bir iş yapamıyoruz anne. Bence gidelim be. Yok yok. Hadi. Sen gel bunlar işine baksınlar. Biz de gidelim. Biz de köye gideriz. Artık yapacak bir şey yok. Yok orlardı. Gene evin önlerinde çiçeklerimi dikerim. Kamelyanın içinde falan bir şeyler yaparım. Belli bir şeydi yağacağı Ebru. Ha Ebru annem çağırıyor seni. Bilmiyorum ki olur herhalde. Hamileliğimde giyerim. Böyle olunca. Ama çaktıma danen. Bir de şey, orayı kapatıma. Orayı dışına çıkar. Çok yağmur yağıyor. Biz gidelim. Kazma şurada. Boş ver. Hadi Ebru siz gidelim Karabaşlı köyüne. Aslında neyle bineceğim arabaya? Bilmiyorum ki. Ulan bıçak yok mu ya? Burada sizin bıçak falan bulundurmanız lazım ama şunları asmanız lazım. Atlas ellemesin diye. Vardı, bıçak
Ne arkada dur. Şurada var bak. Kesmeyin donmayacak. Duruyor gibi kız da ya. Sanki nereye duruyor ya? Görmüyorum nasıl ya. Malak gibi kömür oldum. Anne şunları kullanmamız gerekiyor. Eğil gülen işte. Safra. Bak o safralı toprak kum gibi görüyor mu? Kestiranı ben. Yani bunu alıyorum. Mesela bunu olmayan eti yemiyorum. Değil mi? Bir de şey. Fideler istedik ya. Koyun fidelerini. Onları götürecek, korkarım şimdi. He, onları alacaksınız. Sorumuz zaten sabahleyin. Değil mi? Sorumuz. Üç aradı da. Hani onları bir sürdük benim mi? Üçeceğim zaten. İçeceğim şu şeyleri. Onları çok teşekkür ederim. Telefonu mu götürdün? Mümkün. Mümkün. Şimdi Ebru, Nermin abla, senden bizim akrabalık bağımızı sor yala. Ebru gilinden akrabalık bağınız ne değil sor yala. Bizim Ebru, sizden ne gibi bir akrabalığımız var? İşte senin annen benim halam oluyor. O zaman ne oluyor, senden ben kuzen mi oluyorum? Evet, senden ben kuzenim. Sen benim dayımın kızısın. Ebru da dayımın torunu. Yani, ama tamam da en çok biz arkadaşız. Çünkü ikinci sınıftan beri aynı okuldayız, aynı sınıftayız, aynı... Doğru. Şey yani hep böyle küçüklükten beri biz böyle yan yanaydık. Böyle birbirimize gidip gelirdik. Böyle akrabalık bağı uzakmış gibi ama en yakın akrabalık bağı gibi yaşıyoruz biz. Çünkü öyleyiz. Zamanından beri hep gel git yapıyorduk bizler. Nermin ablam gibi bize geliyorlardı. Biz onlara gidiyorduk. Mantar topluyorduk. Ben o zamandan YouTube açmak lazımmış Nermin abla, değil mi? Vallahi. Gerçekten o zaman daha çok aktiftik. Yani. Şimdi ben de yaşlandım. Ebru da sen de yaşlandın. Yani İnan ki yaş 30'a yaklaşınca bile insan yaşlandığını hissedebiliyor. Yani artık gönüller şey oldu. Yani gönüller kırıldı. İşte insan böyle bir iş yapası gelme ya. Çok fazla hayattan zevk alamıyormuş gibi oluyor. Öyle böyle gene ama hayat devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Böyle seralar yapıyoruz işte. Biberler dikiyoruz. Bu serayı yamuk dikmişler Nermin ablam gille. Niye böyle yapmışlar anlayamadım. Neden biliyor musun? Aşağıya aslında daha çok su yakalır. Böyle suyu aşağı gidiveriyor. Nermin abla sizin burada su böyle giderse bizim orada nasıl gitmesin? Dümdüz yerde su yani, gider mi? Ama ben böyle şimdi giriyorum ya. Sulardan giriyorum. Mesela iş yaparken böyle yukarı aşağı buradan girmem lazım. Aslında falan girilmiyor o zaman. Şöyle ha böyle olsun ya. Diyorsun değil mi? Yani biraz fazla büyük olduğum için. Allah seni. Yok mu sadece senin kemiklerin iyi Nermin abla. Sen büyük değil. Sen büyük değilsin. Nermin abla bu yağmur durmayacak. Bize neyiz? Zaman kaybetmeden gidelim Ebru. Bir şey diyeceğim. Ana. Çok aşağıdan başlamış benim adam. Çok aksi bir insan. Çok aksi. Ben diyorum ki bak azıcık yukarı alalım. Şuradan hani güneş görsün diyorum. Ama o anlamıyor. Gene orayı yapıyor. Birazcık orası aşağıda kalmış. Cinarlar falan var değil mi? Allah Allah. Hadi Nermin abla ıslanıyoruz. Gel gel hasta olursun. Anne. Atlas gel hadi. Anne de. Ebru biz gidiyoruz artık. Kusura bakmayın ama sizin işinizi yapmamak zorunda değiliz. Bu yağmurda hasta olamam ben. Gidiyorum ben. Yapay yersiniz Nermin abla. Aha burayı yaptık. Biz gidiyoruz şimdi. Ne yapacağız bilmiyorum ben. Köye gideriz artık herhalde. Hadi bakalım ben videoyu kapatam çünkü... Yağmur yağıyor, telefonum ıslanmasın. Hadi Nermin abla bir şey diyor mu izleyenlere? Bir şey demeyin, herkese selamlar. Herkese selam söyle ya Nermin ablam. Bizi izlemeyi diyor, unutmasınlar diyor. Yorumları yazsınlar diyor. Diyor mu Nermin abla? Tabii canım. Tamam bakalım. Herkes iyi olsun. Aynen öyle. Hadi biz gidiyoruz o zaman. Tamam teşekkür ederim. Hadi görüşürüz bakalım. Yani hadi. Biraz şey oldu ama neyse. Olsun olsun, iyi oldu. Sıfır abla da orada bakıyor bak. Atlas'la beraber bizi izliyorlar oradan doğru.
Bak biri çocuk evden bakıyor, biri yaşlı evden bakıyor. İşte hayat böyle değil mi? Yani. Öyle. Eskiden biz evden bakıyorduk ama şimdi... Ya işte şimdi hayat öyle. Aslında... Neyse bakalım. Allah aşkına buralara gene kış gelmiş. Şuna bakın. Her yer sis pus. Aman ya Rabbi. Çok tepedeyiz ya biz. Bak buralarda sis var. Aşağılarda bir şey yok. Göz gözü görmüyor. Şu perdeleri çıkarmadık buradan. İnan ki buralarda da çok işimiz var. Bir dünya işimiz var. Biz var ya Tokiler'de oturmaya inan bu iş böyle dönmez. Şuraları hayvanlar yemiş. Bak gene. Çiçeklerini dahi yemişler. Şu kar toplara bakın. Yazık günah. Şu mandalina oluşmaya başlamış mı bakalım? Allah aşkına. Hadi canım. Baksana şunlara maşallah. Güzelliklerine bakın. Hadi inşallah. Sardunyalar şurada gölgede kalmış. Onlar da burada açmaya çalışıyor. Şu bakırları boyadıydım. Onlar orada kalmış. İnan ki bunlar burada kaldı bu sefer böyle. Ne oldu bilmem. Şuna bak. Kamelyamız. Bakalım. Heh, bunlar da böyle. Şuna baksanız aşağı doğru. İnan ki sis bütün. Her yer sis. Ana. Köylere ne olmuş böyle? Kış gelmiş. Kış. Bak şeyler gene naneler gene şey yapmış. Coşmuşlar. İçinde poşet var. O poşeti alıverem ben. Poşette uçmuş rüzgarlarda. Bakın şeyler böyle ne güzel olmuş. Ahududular bile. Onlar bile bak. Görünmeye ki şu telefon sabitlemeye. Ahududulara bakın. Onlar bile tomurcuklaşmış. Hadi bakalım ben eve doğru çıkam. Ne var ne yok bakalım. Telefonumu sakladım. Şöyle yağmur suyu gelmeyecek şekilde. Yani çok fazla da koruyamıyorum ama gene de korumaya çalışıyorum. Telefonum ıslanmasın yağmurda. Eriklere bakın. Hep erikler dökülmüşler yerlere. İnanır mısınız öyle? Şu bile aşısız bakın. Bunda bile var bu sene maşallah. Aşlamaya da gerek yok. Gene de tatlı. Pırasa fidelerine bakın. Orman gibi olmuşlar maşallah. Babamım bir şeyler yapıyor. Su dolduruyor oradan. Bismillah. Suluyor mu babam? Hay maşallah maşallah. Bizim serada maşallahı var. İyi iyi maşallah. Şuna bakın nasıl coşmuşlar. Ama su istiyorlar baba. Semizotlarını falan sulamak lazım. Şöyle şuraları kuru kalmış. He? Salatalıklar çiçek açmış. Salatalıklar maşallah iyi bak. Bunlar kendi salatalığımız mı? Pazardan aldığımız pazardan mı? Pazardan aldıklarımız. İyi bak maşallah. Çiçeklerini kestiydim. Dalkma başlamışlar. He kalkınmışlar maşallah bayağı. Domatesler çiçeğe dönmüşler bazıları. Domatesler ince gidiyor öyle. Niye öyle onlar? Allah Allah. Onlar çok ince gidiyor. Bak ama baba. Şu domatesin olduğu yer. Her sene şu domatesin olduğu yerdeki domates büyümeye. Orada bir şey var. Orada bir şey var inan ki. Her sene aynısı. Ah şuralara falan aşağılara zalatalık ekmişler. Benim hiç haberim yok ya. Aman. Ben bilmiyorum. Ne? Buralara falan şey yapmışsınız ya. Zalatalık ekmişsiniz. Zalatalık değil kabak onlar. Ha kabak mı? Kabak. Bitmediler de. Yeniden diktim. Yeniden diktiklerim de bitmeye başladı. Niye oraya diktiniz? Bazısını dışarı vereceğim, bazısını buradan çıkarıp dışarı gidiyor. Buradan camdan doğru dışarı veriyoruz biz. Aşağı doğru gidiyorlar. Aşağılarda büyüyorlar. Kökü ama serada kalıyor. Kök serada kaldığı için daha çabuk büyüyorlar. Babam yöntemini o şekilde buldu. Baksan sık sık salatalıkla falan iyi iyi. Ama bu domatesler benim pek hoşuma gitmedi baba. Gara gara değil yaprakları. Bak. Nermin ablamın patlıcanları daha iyi. Gökhan'dan birkaç tane patlıcan bari almalı. Buraya papina da dikmişsin ya sen. Alt tarafta da var papina. İyi iyi. Şurada da var bak. Reperler de dikiyordum oraya. Ya iyi. He?
Geliyoruz anne. Sulayacak mı? İyi bakalım. Bakalım mandalin şey. Aman çilekler çilekler var. Şu çilekleri ben bari yiyeyim. Sera dayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim versin. Böyle biz de yiyelim. Bak. Bunları sularım ben şimdi. Aşağı yıkarım. Heh. Ebru gelin. Serası da sık ya. Bak oluşuyor limon. İyi maşallah. Bayağı limon var baba. Bunu haşlamaya gerek yok herhalde değil mi? Yani yine hiç haşlamaya gerek yok. Üzüme baksana o bile coşmuş maşallah. Üzüm var bak bayağı onlar büyümüşle. Bunlardan dolma sarılması herhalde değil mi yapraklarından? Sarılır da bunun dolması. Pek iyi değil. Hı. Neyse ben gidiyorum baba eve. Fasulyeler geç kalmış bizim sanki ya. Fasulyeler kıvırçık işte bağ atmış işte. Daha ne yapacak? Ne bileyim. Bağ atmış. Ona 2000 sonra kırılayım valla. Hadi inşallah. Sen hortum açıp bana. İyi gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Yağmur nasıl yağıyor baksanıza. Maşallah. Yağsın inan ki yağsın. Zaten bugünleri bekliyorduk. Ben çabucak gidem. Şunlar da çükündür bakın pazı. Tamam. Ne düştü? Hemen getiriyorum. Nerede? Anne o yok oradan düşmedi. Burada şeyde vardı onu ben attım. Çok yağmur yağıyor. Suyu açıveren ben babama. Allah'ım ya Rabbim. İlk önce çileklerimi yıkayam. Sonra motoru da açmam lazım. Su az gelir. Motoru açmazsam. Hep ablam geldiğimizden aldığım sardunyaları da dikemedim. Yani köye geleceğimiz belli değildi. Ebrugil'de kalırız diye. Kaldılar Toki de gene onunla. Baksana maşallah nasıl yağ ya. İyi bak ıslanmayayım. Benim diktiğim çileklerde bile çilek var şuna bakın. Tutanlar öyle demek ki tutsalar da olacakmış. Anam ıslandım ben göl gibi oldum. Tüh. Anne motor aç versene. Tamam motor aç versene. Şuna bakın. Ya Rabbi maşallah bereket bereket. İnan ki bereket. Hadi ben eve çıkam. Ha anne. Onlar babamın. Çamur olanlar benim. İyi bakalım biz geldik, dolaştık, gezdik. Şimdi de gidiyoruz gene. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Hava yağmurlu. Toki'ye mi gideceğiz? Hiç bilgim yok. Ondan sonra işlerimizi hallettik. Seralarımızı suladık. Alacaklarımızı aldık. Çok şükür şimdi Allah'ın izniyle de yola çıkacağız, gideceğiz. Hava gene halen daha sisli, puslu. Kediler öyle. Maşallahları var inan ki. Öyle möyle. Kabaklı Köşk'te bir günün daha sonuna geldik. Çok şükür Allah'ın izniyle. Böyle işte köylerde iş bitmeye de şimdi böyle yağmur yağış. Bir iş peşine düşemedik. Bir işe varamadık. Bahçeleri insek, çamur, çökek. Giremeyiz maalesef. Öyle möyle. İşlerimizi hallettik gene. Anam anne elin dolu inan ki. Sanki burada market var. Maşallah inan ki. Her şey gene burada değil mi? Çok şükür, çok şükür. Köyde bereket bitmez. Köyde bereket bol. Her şey köyde oluyor. Her şey köyde yetişiyor. Tabii yaptığınızı dondurucuya atıp, konserveleri atıp böyle işte gelip gittikçe yiyoruz, içiyoruz. Çok şükür. İnan ki gene sesim kısılacak benim. Herhalde gene hasta olacağım. Tam düzelemedim ya. Tam da dinlenemedim. Dut ağaçlarından da yosunlar da halen ta gitmemiş anne. Değil mi? Gerçekten de gitmemiş. Baba. Baba. Şey davetiyeleri buraya koysak mı ki? He? Bakalım hadi.
Bahar ablaya bak. Kemireleri burada biriktirmiş. Ne kaz değil. Bir şeytan arabası geliyor. He? He, Ebru gelinki de böyle işte anne. Aman. He he. Kıpkırmızı. Şuna bak. Maşallah. Üç ileri iki öme gene bunu. Tatlanmışlar bile anne. Bu dün bu Ebru gelinkinden yedim de. Bak bakalım dadına. Olmuş mu? Biraz o dadı var gene. Acı mı? Acı da ya anne. Öyle işte. İncirler de böyle pötür pötür olmuş. Ay maşallah maşallah yine lan. He? Bunu kızılır değil mi? Ay bereketi. Pek yok ki benim bu sene sanki. Yiyecek kadar Allah vermiş gene. Yiyecek kadar. He gene yiyecek kadar var da bak gene şuralardan at dallarına geliriz. Şuralardan yürürüz. Pelin çok seviyor bunu. He he. Kompostlusu da çok güzel oluyor. Ondan da yapmak lazım. Yaparız oğlum yaparız. Şurada dudundalı yeri bak hayvanlar orası belgeye. He dudundalı oradan buraya geçmiş. Neyse o dudundalını zaten keseriz. Bu garaja zarar vermesin. Değil mi? Maşallah bunda da var da yanmazlarsa iyi. İnşallah yanmazlar. Ama baksana bir haftanın içinde her yer yemyeşil olmuş değil mi? Aynen maşallah bu dutlarda da bayağı var. Allah'ım büyük Allah'ım bozulmazlar. Bekmez yaparız inşallah. He he. İnan ki. Bu çöp nereden geliyor? Böyle ben bilmiyorum. Dur boşver. Şey hayvanlar gayırmış derken evet bak şimdi YouTube'dan sizin yorumunuz geldi. Bu videoyu belki daha sonra izlersiniz. Hayvan gayırmış ne demek oluyor biliyorsunuz mu? Hayvan ayırmış yazmışsınız öyle değil. Nasıl biliyorsunuz mu? Hayvan böyle bunu yerken şuradan böyle kırılıyor. Kırılmasına biz onu hayvan gayırmış diyoruz. Hayvan gayırmış. Ya öyle oluyor. Kopmaya işte öyle diyoruz. Nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Kopmaya hayvanın çekip de böyle yemek için uğraşıp da çekip kopmasına hayvan gayırmış diyoruz. Perdeleri çıkartırız bir tak geldiğimizde. Şuna bakın kar toplarına falan. Dursun yenge evini özlemişti belki. Hadi biz gidelim şimdi. Yolcu yolunda gerek. Bilmiyorum bakalım anne nereden gideceğimizi bilmiyorum. Hecimellerden mi gideriz? Şuradan mı gideriz? Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Biz gene aşağı giderken Ebrugil'e vermemiz gereken bir şeyler vardı. Sonra Gökçe Bey'den şeyler de geldi. Fideler de geldi. O fideleri şimdi Merdenler Köyü'ne dağıtacağız. İsteyenler vardı. Canan yengeler, Rahime yengeler falan vardı işte. Erman ablalar falan. Onlara vereceğiz fideleri. Ebru ile beraber şu oda yanına gidip o fideleri verelim. Yağmur gene yağıya maşallahları var inan ki. Etraf ne güzel yemyeşil çok güzel. Yani Ebrugil'in yeni serası böyle. Eski seraları da böyle. Yanında ufacık kaldı. Ama orası gölgede kalıyor gerçekten. Oh şey toprağı falan biz öyle sert diyoruz ama. Ya gene bile iyi yani orası. Baksana hep ağaçlar var yanlarında. Şuradan evin yanından gelen su oraya giriyor. Yani öyle olmaz. O seranın da yerinin değişmesi lazım ama nereye kuracaklar işte yer yok. Bu serayı da buraya yaptırdılar. Şu kenara mı yaptırdılar bilemedim ki. Orası da yolu az oluyor. Şimdi o da olmaya. Ayak altı oluyor. Yoldan geçen Allah korusun bir sigara İzmir'e tat verseler nişamba delini verir. Olmaz. Bizim mesela ilk yaptırdık böyle 2-3 gün oldu. Komşunun torunu yukarıdan aşağı bir taş attı. Sera patladı. Yani samarlığın üstünden doğru. Böyle olabiliyor kazalar, çocukların falan yaptığı bilmeyerekten. O yüzden işte böyle burada oldu bence daha iyi olmuş. Şu aralara da şuralara işte limonla mandalina almışlar. İnşallah oluvur yani onlardan. Eriye baksana küçücük ama maşallah dalları pıtrak gibi. Gene bize yetti. Yeni dünyalarda böyle işte. Şuna yeni dünya biliyor musun bunları? Yeni dünya böyle içinde çekirdekleri falan oluyor. Geçen sene bizim çok olduydu. Bu sene pek yok gibi. Guruya ağaç nazar değdi herhalde. Öyle işte. Hadi bakalım bize Ebru'yla fideleri verip de hemen çocuk gelelim evimize. Yani Ebrugil'de oturacağız. Çay içeceğiz. Biz evimize gitmeyeceğiz daha doğrusu. Ebrugil'de çay içeceğiz. Ebru çay demledi. Hadi fideleri verip ondan sonra gelip çayımızı içelim. Ondan sonra da gidelim. Yani yağmur yağıyor. Köylere gittik. Köylerde bir iş yapamadık. Ebrugil'e yardım edecektik. Şuraya direkt vuracaktık. Onlara da yardım edemedik. Biz de ne yapıyoruz? Evde oturuyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Atlas'la oynuyoruz. Öyle. Hadi ben gireyim çayımı içeceğim bakalım.
İlk önce fideyi veririm, ondan sonra çayımı içeceğim. Yanlış anlaşıldı. İlk önce fideleri verip öyle girelim, rahat rahat kafayla duralım. Bizde inan keriş var. Şimdi de fide satmaya gidiyoruz. Bakalım. Ebru nereye gidiyorsun? Ebru galeden ne satlayacaksın? Eyvah, merdivenler koyuna geldik. İşte bunları şuraya ne etmişler? Ay bunlar da sat. Neyse bakalım hadi. Biz şimdi bu fideler Gökçebey'den geldi. Bu fidelerin satışını gerçekleştireceğiz. Galeden Ebru, ben buradan geçemem. Aman poşetlerini de alıvamadım senden. Burayı bir tane bir yer yapmalı. Poşetlerimi alıvereceksin mi? Of. Ana. Tutamadın yaransın. Duydum şeyin altına. Belki de kimsenin haberi de olmaz. Ana merdivenden doğru. Ben yaşlı adamım. Sen gibi miyin? Bakalım buradan ürün var mı? Kimseye verecek. Hello. Allah'ım. Kadriye'nin vardı ya. Kız neredesiniz? Dezenfekte şey falan koymuşlar. Ne kadar temiz aileler. Bu Erman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, çocuk mu vardı Cana yenge? Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Fide mi değişti şey diyor? O Kadriye. Kadriye fidesi. Gelse dedi zaten. Kadriye. Ha Aral ne yapıyorsun? ne yapıyorsun Aral? Olsun bir şey olmaz. Saçlara bak. Ne diyorsun? Hadi biz gidelim. Hoş bulduk. Satış yapmaya gidiyoruz biz. Yok yok, satış yapacağız. Yok orada gördüm ben onu. Veren mi? Geldi mi ki? Evet. Hadi bak. Biz... Fidele yedik. Hadi abla fideleri yedik. İpek mi bu? Bak ben yiyemiyorum. Şöyle yiyesin gelince böyle diyor. Evet. İşlerin yarın da kılacak anne, merak etme. Ama yarın diyoruz, yarın diyoruz. Demedim bak yarın. Nerede yaptın bunu? Devlet'te yapılacak Zuriye abla. İnşallah yani bu sefer olacak. Hayırlısı olsun. Hı, inşallah. Nermin ablam gile geldik. Ebru inan fideleri sattık öte yazıya doğru. İnan Ebru kaç para aldık? 660. 660 aldık ama bu fidelerin kim yapıyor diye soracaksınız siz şimdi bize. Bu fideler Gökçebey'den geliyor. Bir arkadaşın fideleri. Nermin ablam gile almışlar onlardan fide. Komşuların da çok hoşuna gitmiş. O yüzden sizden istediler yani Minermin abla. Mesela biz gidermeye çalıştık. Herkese haber vermişler. Herkese haber vermişler. Ün salmışlar Merdenler Köyü'ne. Sağ olsunlar. Ne oldu Ebru? Çok ekşi. Şeftali mi o? Nektari. Nektari tas sert olu. Anne biz de Gökhan'dan alalım. Dikelim gene dikilecek yerler varsa. Dikeceksin ya. Samalı mı ne dikeceksin ya? He ondan alacağız değil mi? He ondan alacağız. Tava. He he orası tava. Ben devreye girip gelelim yarın da. Aynen öyle. Ondan ya sonra. Ya sen gider kazarız. 5 dakikada dikiyoruz. İnşallah. Pat pat alsanıza. Yok ya pat pata şimdi yapamaz şey Nermin abla. Pat patla kim mi uğraşacak? Eniştem sürekli uçuyor der. Yok 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 yok. Yok var ya. Yok be. Şimdi mesela olmayan Nermin abla öyle. Şimdi kaç tane var? Evin atları bizim yokuş ya. Ay pat pat aşağı doğru gider işte. Pat pat aşağı doğru kendisi gider. İnsan iki ayaklılar zor yürüyor. Yemin altında. He. Pat pat. Bilet bayırın aşağı kaçağı. İnan ki kaçağı. Ebru bize de baksana böyle elma falan soy ve işte gene sağ olsun. Kız ne yapsın? İnan ki hiç boş durma ya. Yok be. Kimse olmayın sarmaya hayat. Değil mi? Böyle işte. Otura kaldık biz de. Yorulduk. Heh, çayımızı içtik, yorulduk. Gene iş yapmadık ama gene de bu havalar insanı eziyen Ermin abla değil mi? Sözde mancarlık çok ıslandım ya. Islanmasaydım üşüdüm bir de. He ben de ıslandım. Köylerde çok ıslandım. Köyde. Ya maşallah döşemişim bebeğin seneye maşallah. Ben bir arganca diktim. Bebeğin işim bitti. Kim dikti? Ev dikti. Yani beraber işte. Ben nerede sen beraber anne? Aa. Yalan da konuşuyor. Ben... Kim dikti Ebru? Ben diktim. O tutulsa da. Sağ maşallah diyorum ben. Artları çek. Babam çekti. Hayır yapamamışsınız ki. İşte oraya demek ki bir şey olmuş işte ya. Gene öyle böyle koca sarayı başa çıkmışsınız iki günün içinde. Sen nasıl diktin öyle hamile abla? Oturdum aşağı sürüne sürüne gittim. Vah yavrum. He evet Ebru. Hı? Bak onu bilmeyeler sen müjdeyi versene. Ne dedim? Atlas'a kardeş. Aman neydi Atlas'a kardeş geliyor de. Atlası kardeş geliyor işte. Sanki Ebru'nun çok umurunda. İşte inşallah. Yok cinsiyetini şimdi söylemeyelim bence. Cinsiyetini daha sonraki videolarda söyleriz Ebru değil mi? Aynen.
Aynen öyle. Bakalım o da sürpriz olsun. Ergül enişten baksan yerlerden ta yeni geliyor adamcuğaz. Ne etsin? İnan ki yağmur ya ya şey yap ya. Bütün biberleri ezdi anne bugün. Yani siz de biberin içine şak uyuyor mu? Hı-hı. Onu bilmiyor. Biber diyorum anlamıyor. Biberden ne anlıyor? Biber diyorum. Aslında diyorum yapma canım. Ben Ergül yanlış şak çekmiş. Ne yaptı bu adam buraya diyor. Basereye bir kere ne yaptı adam buraya diyor. Ne yaptı adam buraya diyor. Şöyle kazıya kazıyor. Bakıyor size. Ağzına bir şey atıyor orada. Ne atıyordu ağzına? Toprak yemiş. Toprak mı yiyor? Yiyecek bir şey yok gibi. Sanki onca bakıyor, şeyin içinde. Bunlara bakıyor bunlar kazıya. Ben onu çikolata falan yiye zannettim. Toprak yemiş. Ulan gazmayı bırakıyor. Öfteye atıyor ağzına. Gazmayı bırakıyor ağzına bir şey atıyor. Ama onun kansız çocuk yiyor derler toprağı ama ben... Yok anne ya. Bir kere de doktoru sorduydum ya toprak yiye yerde. Kanı var onun be. Ne alaka Nemre abla? Çocuk toprak nereden bilsin? Ya, toprakta şey. Kanın olduğunu uşak nereden bilsin toprak yiyse? Yok yani, be. Yılan be. Ahmet babaanne toprağı der Nemre'yi ne yemiş derdi. Yılan bile derdi. Yavaş yavaş. Her şeyin ardına var mı derdi. Heh bitecek diye değil mi? Tabii. Hı-hı. Yılan dahi derdi. Ya, az az yememiz gereken biz bulduğumu iyi veririz işte. Nasıl çok derdi yiyseydi. Hemen doyuncaya kadar yürü. Doymayınca yine bırakılmaz ki. Ben i̇şte. Ne yaşayayım biliyorum. Anca öyle. Senin yılan çokmuş anne. He he çok yılan vardı yılan. Bir tane kadını yılan zehirlemiş. Basamam ben bir tane yerlere. Olsun size ne mi? Yok yok bitmedi Ergün işte vah. Ebru doldur başını sana. Bize de doldur başını. Ama. Adamlar yerlerden geldi uslandı. Yani. Biz de gidiyoruz zaten saat 7 olmuş baksanıza inan ki akşam oldu. Yok yok gidiyoruz. Şimdi ama şunu söyleseniz de siz sizi boyuna kardeş sanıyorlar. Kız kardeş sanıyorlar ikinizi. Yok hani kardeş çocuklarısınız değil mi? Benim kardeşim abimin çocuğu bu. Heh dayımın kızı oluyor Nermin ablam. Burada dayımın torunu oluyor. Benim halası oluyor. Heh halan oluyor değil mi Nermin? Tabii. Halandan memnun musun Nermin abla? Memnunum. Başka kimsem yakınımda kimsem yok. Ya mecburiyetten. Mecburiyetten işte. Değil. Hayır olsa mesela öteki halalarım var. Mesela oturup çay kahve içebileceğim ama gidemem ki. Onlar da bize gelemeyen. Ya arabasızlıktan. Mesela yengemgil var, güneşgil var. Yakın olsa he. Her türlü. Yani istediği zaman gidip gelinme ya. Ha, biz de mesela köye gidip gelirken burada yol ağzındasınız. Sizin eviniz. Buna da pek memnun musunuz değil misiniz bilmiyorum da. Götürürse diyorum ben de. Emre gidince nasıl geleceğim? Ya anne, Nermin ablam gibi ulaşım kolay. Biz köye giderken falan çıkıyoruz yol ağzında olduğu için. Bu durumdan da Nermin ablam niye buralara evlendim diye de belki de isyan ediyor. Neyi merdenlere evlendim diye. Ben hani iyi ki de olmuştun yani yol ağzında olunca. Mesela yoldan kimse gelse korna basıyor. Ben ay diyorum filancıyı gördüm. Ha, değil mi? İyi oluyor insan. Doğru doğru daha çok rahat ediyor inan ki insan. Ağzımda şöyle Yaşar abinin orada olsaydı bir istahı yok. Ben çay yoktu. Balkonun el salladım ben. Bu evi yıktırın o zaman şuraya yol ağzına yaptırın Nermin abla. Yaşar'la değiş ederim. Ya. Ha ya da Yaşar abla. Yani uzağa yapmışlar. Biraz aşırı olsaydı daha iyi oldu. Zor çıkıyorsun. ATV gibi bir şey almayınca olmayacak diyor Nebra. Allah dün devlet gibi öyle değil mi Ebru? Bundan olur. Sen madem uşakları bundan sürüyorum ben de. Yok hızlı tren alın. Yok yok pazarcı yenge var ya anne. Onun var böyle dört tekerlekli şey motosikleti. Oralara çıkıyorsa büyük köylerine buralara da çıkar Nermin abla. Tabii ekmekçi falan gidiyor ya bir tane yukarı çıkamayamıyor. Yani. Allah seni. Yok bu çay dermenine atlası gönder. Yarın bir gün büyüyünce ekmek alma falan gider. Çay dermenin vardı ya. Heh aynı o gibi. Ben de daha Emre var ya çay dermeninde bizim belediyemiz Allah razı olsun şey bulmuş. Belediye arabası. Bir kerecik ona binmek nasip olmadı. Şöyle bir pazara gidecek. Ama atlas çok istiyor. O bir tek bir günde mi şey yapıyor? Yok Ebru günde kaç sefer gidiyor geliyor. Biz bir kere atlas götürelim. Bir gün nasip olmadı. Gidelim Nermin abi bir gün ama götürün atlası. Ama belediye başkanı genç ondan neden böyle her şeyi yapabiliyor adam. Çalışıyor. Yani ya kimin aklına geliyor Allah aşkına? Çok iyi ama çok güzel bir fikir bence. Bir de böyle yapacak orası anlıyor bize. İnşallah. İyi bakan biz gidiyoruz Nermin abla artık. Çay içeceğiz be. Boyuna çay içilmez. Taş şimdi içtik gene mi çay içeceğiz? Boyuna boyuna. Bir misafir bir kere çay içe. Allah hayır. Olmaz. Akşam oldu. Yarın işe gideceğim. Ben de o motiveye daha giremedim. Yarın iş var. Ona kendimi hazırlamam lazım. Eyvah. Bakalım yarın ben işe gideceğim. Sen keşke dişçiye telefon edilseydin ya. Yarın 6-7 gibi kapatıyorlar mı? Sorsaydın ya. Sorarız. Yarın ararız. Ben de ararsın. Yarın ne bir arayı var? Ona göre ben de giderim sabahta. Onu doğru.
Onu ararız yarın ararız. Arayıp da sorarız. Ya da 4'ten sonra gelin derseler biz ben işten gelince beraber gideriz. Öyle olur. Hı hı. Hani yani. Sen kendin söyle onu 4'ten sonra gelebileceğim diye. Ha onu işte soracağız. Hı-hı. 17 milyar istediler Ebru'ga. Caminin önüne gidin. He? Caminin önüne gidin. Çay demine merkez cami. Allah seni. Dilenme değil mi? İnan ki. Yok ondan değil de. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ödeni gider de. Yani 17 milyar ne dersiniz Allah aşkına be. Şimdi her şey pahalı. Ya işte annemin canı sağ olsun da rahat rahat yiyebilsin yani. De. Para olsun giden boş ver. Yeter ki şöyle bir ağız tadıyla yiyeceklerini yiyebilsin. Kadıncağız 2,5 seneden beri koştur babam koştur. Ama bunlarda da bir özellik var bak. Ayrıca hiç zayıflamıyorlar değil mi? Yemediği halde. Yemeden yürüyoruz o yüzden. Ben yediğim halde zayıflamıyorum ki. Hadi annem gelse ya. Arkadan Allah'a da yok. Memle senin de bayağı para tutar ha. Tuttu yutuyor. Geçen yıl 36'ydı. Bak dedim. 36'ydı şimdi belki 106 olmuştu. Ama çok olmuştu. O zaman. Tabii benim vidalıydım o çok para. Şimdi tanesini bir tane vidanın 7 milyar dayalı. O zaman 4 milyardı işte. Ya? 3,5'tü 4'tü. Çok para zam geliyor her sene be. 2 katı. Bu sene ne? He. Bu sene 7 ise seneye 14'te. İnan ki öyle oluyor. Bir senede böyle zamlanmaması lazım bir şeylerin ya. O şey mi? Oyla hesabı oluyormuş o. Oyra dola dışırkiden geliyorsa. Bana ne zaman şekerim düşerse o zaman dediler ya hiçbir zaman düşmüyor ki. Senin şekerin de çok yüksek Nermin abla. 400'e 500'e geliyor değil mi bazı? Yani o düşmüş halde. Doktor dedi ki 200'e çıkmazsa korkma dedi bana. Annem de işte 300'e inerse şükür ediyoruz biz. Ama inmeye zaten. 300'e inince kendini hasta hissediyor Nermin ablam değil mi? Kaç seneden beri geçen akşam 280'e düşmüş ama ne kadar hastan anlamıyorum Ebru. Yüksek şekerden yaşayayım ama düşük şekerden kalkamıyorum. Allah Allah vücut demek ki şekere alışmış aha. Değil mi? Bak yüksek şeker bir şey etme ya ama şekerim düştü diye var ya hiç kıpırdayamadım. Allah şekeri korusun. Şekeri düşüyor öldür ya yükseğe sürükle ya. Heh doğru o doğru. Düşüyor öldür ya. Şeker düşüklüğünden oluyor şifer çiler falan hepsi. Aniden el ayak titreye verir değil mi annem? Tabii. Bak Ramazan'a Cenab-ı Allah bana ne kadar kolaylık verir değil mi? Çok şükür. Çok şükür. Öyle mi öyle Allah bundan aşağı etmesin be. Amin canım. Allah. Hadi bakalım biz gidelim Ebru Zoba'yı ateşleye baksan kızcuğaz netsin. Bak Ebru. Evet biz Ebru gildeyken telefonumun şarjı bitti. Telefonum kapandı. Maalesef orada çok fazla çekim yapamadım. Hadi bakalım bugünlük de bu kadar yeter. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizin yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah keyifli bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir bizi. Hadi bakalım böyle yakınlarınızı, akrabalarınıza bizim isimlerimizi söyleyin. Böyle onlar da YouTube'da abone olsunlar. Bize destek olun. Yani olanlar da olmayanlar da hepinizden Allah razı olsun. Sonuç olarak bizi izleyip bu videonun sonuna kadar gelip beni dinlemiş oldunuz. Allah razı olsun hepinizden. Hadi herkese hayırlı akşamlar.